Merhaba değerli izleyiciler. Almanya'da 33 yıl temel emeklilik süresini tamamlayan emekliler ekstra 281 euroluk bir gelir fırsatından yararlanabilir. Peki bu ek gelirden kimler faydalanabilir? Şartları neler? Onları söyleyeceğiz şimdi. Yıllarca çalışılmasına rağmen bazen emekli maaşı yaşlılıkta geçim için yeterli olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda emekliler Temel gelir desteği ya da konut yardımı şeklinde hükümetten destek alabilir. Alman emeklilik sigortasına göre belirli koşullar altında emeklilerin başvurabileceği bir ek ödenek daha mevcut. Hangi emekliler yararlanabilir? Öncelikle ondan bahsedelim. Temel gelir desteği veya konut yardımı gibi sosyal yardımlara hak kazanan kişiler ek bir ödenekten yararlanabilir. Bunun için ön koşul en az 33 yıllık temel emeklilik süresinin olduğu bu ek gelir sosyal yardımların hesaplanmasında dikkate alınarak emeklilere sağlanan yardımları artırıyor. Gelir hesaplanırken aylık brüt emekli maaşının 100 eurosu temel güvenlik veya barımla yardımı gibi sosyal yardımlara dahil edilmiyor. Ayrıca muafiyet tutarının üzerinde emekli maaşının %30'u bulunuyor. Ancak standart oranın en fazla %50'si temel güvenceye dahil edilmez. Bu nedenle muafiyet tutarı 2024 yılında aylık maksimum 281,5 euro olabilir. Örneğin bir emekli en az 33 yıllık temel emeklilik süresine ulaşmış ve aylık brüt emekli maaşı 800 euro. Bunun 100 eurosu muaf kalan 700 euronun %30'u da mahsup edilmez. Bu da 210 euro yapıyor. 310 euroluk kredilendirmeyen bir gelirle sonuçlanabiliyor bu hesap. Ancak bu miktar temel gelir desteği için standart oranın yani 281,5 euro'nun %50'sini aşıyor. Bu nedenle temel gelir desteği veya konut yardım ödeneği 281,5 euro ile sınırlanıyor. Bu da 800 euro tutarındaki emekli maaşının sadece 518,5 euro'luk yani 8 euro eksi 281,5 euro'luk bir hesapla o kısmın temel gelir desteği ya da konut yardımı gibi sosyal yardımlardan mahsup edilebildiği anlamına geliyor. Temmuz 2021'den bu yana emeklilik bildirimi alan emekliler için bu bildirim asgari 33 yıllık temel emeklilik süresinin doldurulup doldurulmadığına dair bir beyan içeriyor. Alman emeklilik sigortası, çalışma, serbest meslek, çocuk yetiştirme ve bakımdan kaynaklanan zorunlu prim sürelerine ek olarak hastalık ve rehabilitasyon süreleriyle çocuk yetiştirme süreleri de temel emeklilik süreleri e, dikkate dikkate alınarak yapılıyor. Sadece yasal emeklilik sigortasından alınan temel emeklilik süreleri değil, aynı zamanda çiftçiler için yaşlılık emekliliği veya mesleki emeklilik gibi diğer emeklilik programlarından alınan süreler de ödeneğe dahil ediliyor. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.